Evet. Programda izleniyor tabii. Ben de işte olduğum için izleyemiyorum ama akşamları gelip izliyorum. Dedi ki baba katıl, sen de renkli bir babasın. Evet. Dedi. Katıl, bizde de bir ana olsun. Ne güzel, bu ne kadar güzel. Tamam. Çocuklar. O zaman olayı çözdüm ben. Ayağınıza sağlık hepiniz. O zaman olayı çözdüm. Bu. Madem bak çok teşekkür ederim. Bak şimdi sizin bir şey biliyorum. Ben madem bu niyetle katıldım. Allah aşkına bu yemek gelecek mi ya? Baba nasıl zaten hep bu 3 tane yemeğin İsa var arkadaşım. Getir artık da. Getiriyorum. Bir laf bu yanık olduktan sonra saç çıkmıyor değil mi oradan? Yok çıkmadı. Şurada deri yandı gitti çünkü. Niye yandı? Özel bir konu. Şimdi ben bunu şeye koyacağım. Buna koymak olmaz tabii. Şimdi unuttuk, konuştuk. Bak onu o tabağı şey. Askeri. Şunu da alayım. Şunu da ne oldu? Askerde oldu. Ya sebebi de bizi ilgilendirmez. Ha, şöyle. Onda ne geliyor? Pilav mı? Bunu götürüyorum ki şey olmasın. Ben şimdi önce koymuş, şimdi de topluyor. Kendine de iki iş yap. Olsun. Ben severim. Bunu da vereyim mi? Ver. Buyurun. Biz tamam, de şimdi bayılırız masadan sonra gelsin gitsin. Ay en sevdiğim şey seyir-i sefer bu tabakların. Trafiğini seyretmek. Oturur böyle izleyelim, tabaklar gelsin, böyle tabaklarla tabaklar istiyorum demişti ya. Yazık. Tam ona göre oldu bence. Evet, boş oldu sadece. Ama yazık boş işte. Boş bir tabak oldu. Boş. Yazık doğru. İşte bu suyumuza yazık. Gürbüz. Zuhal Hanım. Sana dökülmüştür o mutfakta. Allah aşkına hayatında yemek yapmış mı hiç? Zuhal Hanım itiraf etti. Bugün defalarca sordum. Ayrıldığından beri ilk kez burada yemek yapıyormuş. Piyango bize vurdu. Hazır yemekler alıyormuş ama bize başvururken öyle söylememişti. İlk defa yapacağım dedim. Zaten söylemişsin. Ben genelde hazır yiyorum, ilk defa yemek yapıyorum demişsin. Ya dedim ya keşke oranın ses kaydı olsa da bir duysak. Demedim. Ekip yalan mı konuşuyor? Sen daha önce hiç yemek yapmadın mı ya? İlk defa, ömrümde ilk defa burada yapıyorum. Bir de ama kameralar var ya hani kaydediyorlar. Ben gerçekten Zuhal'ın ilk defa yapacağım dedim. Ama hep hazır gıdalar tükettim, ilk defa yapacağım dedim. İşte tamam onu söylüyor. Tamam biz de aynısını diyoruz, ekip de aynısını söylüyor. Tam ilk defa yapacağım dedim, daha önce yaptın demedim ki. İşte sen de bir dediğimi tuttum. Hayır ben daha önceden bu yemeği yaptım demedim ki. Sordu dedi ne içersiniz, istedik o da gelmedi. Her türlü sebepten dolayı buraya gelebilirsiniz, saygı duyuyoruz ama yani azıcık da bir yemek yapabilen gelsin yani yemek yarışması ya bir de. Ben yaptım azıcık da olsa. Azıcık da olsa. Düşünüyorsun. Yani bulgur pilavlarını getir. Çok güzel bir lezzetli bulgur pilavıyla. Ya muhteşem. Yani büyük cesaret. Tabii tebrik ederim cesaretinden dolayı. Yani yemek yarışmasına yemek yapmadan katılmak çok büyük cesaret. Büyük risk tabii. Hiç denememek. Bizler için de kendisi için de. Ayrıca ama benim yani naçizane tavsiyem hepimizin selameti açısından yani hayatında en azından birkaç kez yemek yapmış insanlar gelirse bize de doğruları söylerse biz de ona göre yani hak eden daha fazla burada olmayı hak eden insanların da hakkını yememiş olalım. Hani bir de böyle bir durum var ya bir de 75.000 TL için geliyorsunuz ya ne kadar sizin umurunuzda değilmiş ya öyle beyan etti ya birkaç yer. Umurumda değil 75.000 umurumda değil kazanmak diye. Hani sizin ihtiyacınız yoktur ne güzel Allah daha çok versin ama gerçekten bu parayla çok büyük yaralarını kapatacak ilaç olacak insanlar var onların da haklarına girmeyin diye söylüyorum. Anlayan şey diyeceğim Zuhal Hanım, hani ilk kez mutfağa girmiş ya Erdem Bey, iyi ki mutfağı yakmamış, yakabilirdi yani hani. Hani itfaiye çağıracaktınız, ambulans çağıracaktınız. İtfaiyeyi burada bulundururlardı. Gürbüz artık. Bu arada şey de söyledi arkadaşlar, yani hani hijyen açısından hepinizi uyarıyorlar zaten de. Herhangi bir kafasınızda soru işareti kalmaması açısından dikkat etmişler bugün de. Bizim ekibimiz de zaten gerekli müdahaleleri yapıyor. Tabii yarışmacının da kendisinin de tabii ki ekstra dikkat etmesi lazım özel bir durumu varsa. İşte uzun saçlı hanımların veya beylerin saçlarını toplaması gibi. Servis sırasında da mesela Allah korusun benim ödüm kopuyor yani uzun saçlı hanımlar böyle şey yapıyorlar, düşüyor, ediyor. Bereket öyle bir şey yaşamadık şimdiye kadar bu haftada. Siz de 75.000 TL için ne yapıyorsunuz? tv8başvur.com Yemekteyiz Instagram hesabına başvurularınızı bekliyoruz sevgili ama yemek yapabiliyorsanız gelin olur mu? Yani lütfen rica ediyorum. Yani pilavı pişirebiliyorsunuz, çok mutlu oluruz. Ne bileyim azıcık ucundan bir çorbaydı. O gün ekmeğimizi, rızkımızı iki lokma da olsa kursağımızdan bir şey geçsin. Çok standartlar giderek. Gürbüz'ü de ilk defa bu kadar sıkıntılı ve gergin görüyorum. Gürbüz'de mi şikayetçi benden? O da mı şikayetçi? Erdem Bey. Söyle. Zuhal Hanım sabah bir oynadı. Ne oynadı? Oriental. Göbek mi attı? Ya oynamadım dedi demin. Havuz başında mükemmel oynadı Zuhal Hanım. O Apache dansı. Apache dansı. Oriental demeyelim de Apache, Tekno Apache. Bize de bir oynasın, biz de görelim. Öyle mi? Tabii ki yani. Ne güzel darbuka çalmıştı Arzu. Yani biz yine çalsın Arzu, oynasın biz de görelim. Benim zaten onda en çok sevdiğim şey o, oynaması. Finale Erdem Bey'le yapalım. Yani olur. Ben tekno şarkı, müzik çaldığı zaman oynarım. Biz Türk insanı olarak kapı gıcırtısına bile oynayan insanlarız. Yalan mı şimdi? Erdem Bey hadi. Evet, müzikte de oynuyoruz doğal olarak. Hadi Erdem. Teşekkürler. Yani. Şimdi... Ben hayal kırıklığına uğradım. Bu benim yaptığım ana yemekle hiç alakalı değil. Bu misket köfte değil zaten. Siz küçükken misket oynadınız mı? Yani bu yemek, ceviz olmuş. İyi ki benden biraz daha yemek yapıyorsunuz. Vallahi maşallah. Ver artık hadi hiç, ver. Hiç susmuyorsunuz. Yani insanlar acıktılar herhalde. Yalnız diyor ki benden biraz güzel yapıyorsunuz. Evet. Siz küçükken misket oynadınız mı? Oynarım, her çocuk gibi oynarım. Misket değil zaten. Bu misket değil. Çatal alabilir miyim? Misket kadar olur. Gerçi bunu kullanıyorum ben. Zaten tatlıyım. Misket görmesin. Ceviz. Ben yani sizin gibi 30 yıldır ev hanımı değilim neticesinde. Bekar bir insanım. 8 yıldır bekar yaşıyorum. Tamam anladık. Ben de bekar yaşıyorum. Gösterelim. Ya 8 yıldır bekar niye serseriyle güzel yemek yapman benim lazım. Nerede? Sana en son. Benim yemek yok. Ben de bekar yaşıyorum Erdem Bey. Senin tabağını verdim ben İsa'ya. Aynen. O kadar şey yok ya, bir anda unuttum. Hani olur. Heyecan, olabilir. Ama heyecanla çatal... herkes yapacağı şeyleri unutuyor. Şöyle, bundan. Çatal olmayan var mı? Varsın Erdem'cim de unut. Var çatal. Canın sağ olsun. Buyurun. Ben ama güzel bir şey söyleyeceğim şimdi. Çok güzel bir şey söyleyeceğim. Çatal var bende. Olmayan var mı? Yok. Bol çatalımız var. Sağ ol. Değerli kardeşim İsa dedi ya, ben bir ana olarak katıldım bu yarışmaya. Değerli kardeşim oldu. Değiştirdim şimdi. Metro İsa'dan. Değerli doğru adam Erdem Bey. Sözünde duruyorum. Sorumu da sordum. Şimdi buradan sizin için çok güzel bir avantaj çıktı şimdi. Ne o? Ben zaten gördünüz beni. Ben Türkiye'nin en iyi yemek yapan en ustabaşı aşçısı olarak ben zaten hani örneğim. Onun için geri çekildim. Ama şunu söyleyeceğim. Ana olarak katıldın dedin ya. O zaman senin 75.000 TL gibi kazanmak gibi niyetin yok. İddian yok o zaman. Madem ana olarak katıldın. Demek ki diye 3 kişinin arasında bölüşecek o zaman. Ben de onu düşünüyorum. Ne alaka? Onlara ne alakası var? Sen niye böyle geliyorsun? Niye böyle geliyorsun? Öyle düşünüyorum. Çünkü dedin ya, bir an olarak katıldım. Ne alakası sadece var? Bir hatıra olsun. Ya sen ben de o zaman paraya ihtiyacım yok. Saçmalıyorsun. Estağfurullah. Alakası yok. Yok. İhtiyacı olan isteyen kişi kazansın o zaman. Öyle bir şey. Erdem Bey. Hayırlısı. Devam. Hak eden kazansın. Bize lütfen Beykoz'da çok güzel restoranlar var. Yemek söyler misiniz? Böyle karnımızı doyuralım. Niye getirdi işte? Türlü getirdim. Kusura bakma ama. O kadar kendi ellerimle yoğurdum, elcazlarımla yoğurdum onları. Emeğinize sağlık. Ama yani ondan beğenmedim. Allah. Ve buz gibi yemeğiniz, buz gibi. Bir de tuz atmayı unutmuşsunuz. Gelin lütfen bakın, buz gibi. Az attım, yarım çay kaşığı attım. Ben buraya doymaya geldim ama midem bulandı. Çiğ et yedim ve... Çiğ mi? Evet, çiğ et yedim ve pilav inanılmaz yani. Salçalı. Salçalı ve yapış. Midem bulandı benim gerçekten. Ben bir lavaboya gidebilir miyim? Gerçekten yani, gerçekten. Yani bu tabii büyük bir terbiyesizliğe girer şu anda. Tamam git peki. Yani ne demek lavaboya git derken yani bu yemeğe şimdi... Et pişmemiş çünkü terbiyesizlik alakası. Hayır ben bu eti yağda gayet güzel kızarttım. Her tarafı kızardığını gördüm. Erdem Bey bakın. Ama bir saniye ondan sonra fırına koydum. Fırında 190 derecelik fırın ama... Bırakın yemeğinizle alakalı yorum yapalım. Nasıl çiğ kalıyor? Ben buraya doymaya geldim. Bir daha ben bakacağım şimdi. Bak senin bakıp bakmaman değil. Diyorum ki ben buraya doymaya geldim ve şu an et gayet pişmemiş. Gayet pişmiş. Ve bakın benim midemi bulandırdı. Ayrıca size alın o zaman yiyin. Ben buraya doymaya geldim. Ben buraya doymaya geldiğimde ben buraya yanımda. Ben biliyorum çünkü senin patlayacağını. Doğru ben. Ne o? Buraya kendime dürüm getirdim. Dürüm mü? Dürüm getirdim çünkü ben bugün zaten yemek yemeyeceğimizi, aç kalacağımızı, patlayacağımızı ben zaten biliyorum. Yemek tadından anlamıyorum. Ben buraya geleceğim. Ben zaten 3 gündür söylüyordum. Yemek tadından anlamıyorsunuz. Bismillah oradan da sağladık, aç kaldık. Biz aç kaldık. Bölüşelim bari. Tabii ki arkadaşlar. Ama lezzet siz yemek tadından anlamıyorsunuz. Bir saniye. Bize de sizin yemeklerden verin bari. Biz ne yapıyorsunuz? Bir saniye. Ana yemek var önümüzde. Anlamadığım şey sen ne yapıyorsun? Deli çıkardı yiyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Dur. Hayır böyle bir şey var mı? Yok var. Böyle bir şey var mı? Programda Türk program yayınlanalı. Acaba evinde böyle bir şey kim gördü? Ya lahmacun getirten oldu da. Ben ilk bilmiyorum yani. Bana da getirtti birisi de. Bakın Zuhal Hanım. Bu ne? Pişmemiş et. Bende de var. Pişmemiş. Bende de var. İçi yanlış, içi pişmiş. Siz bu kadar 30 yıldır ev hanımısınız. Sizin hepinizin 10 alması lazımdı. Ama vermedin. Helal. 5 aldınız. Vermedin. Ama benim yaptığım şey yemeklerin hepsine laf konuşuyorsunuz. Eğer bana bu kadar laf konuşuyorsanız... Peki sence pişmiş mi? Ben pişirdim inanın. Güzel ama Zuhal Hanım bakın. Ya pembe için nasıl pişmiş burası? Bakın. Erdem Bey gözlerinizde problem mi var? Yani hepten çiğ değil de. Köfte fazla... pişmez. Şeyde mangalda bile köfte yaparsan hemen köfteyi alırsın. Ya köfte az kalırsa savunmaya bak. Diyet yiyebilirsin diyor. O yalancı, bu yalancı, bu yalancı, o yalancı. Ben onu öyle büftek yiyebilirim istersem. Az pişmiş yiyebilirim. Köfte yumuşak olacak. Yumuşaklıkla pişmemiş arasında fark var. Ya onu bile yani bu kadar yağda kızartma bak. Şimdi sen Erdem, sen misket deyince böyle bir misket yani minik misket. Ceviz. Savunmaya bak. Ceviz misket diye bir şey mi var ya?